Merhaba arkadaşlar. Bugün yine güneşli güzel bir hava var. Size hem biraz manzarayı seyrettirmek hem de biraz sohbet etmek istiyorum. Şöyle önce kameramı çevirmem gerekiyor. Şöyle biraz manzara seyredelim. Ondan sonra sohbet ederiz. Gördüğünüz gibi her taraf yemyeşil. Sessiz, sakin. Gürültü yok, kaos yok, kalabalık yok. Burada canım sıkıldıkça çıkıp böyle sessiz yeşillikler arasında, hatta daha ileride bir daha kocaman bir park var. Ağaçların arasında yürüyorum. Bu bile çok şeye değer. Arkadaşlar ben Almanya'nın iyi yönlerini falan anlatırken tepkiler de alıyorum. Çok fazla değil. Yani kimseye hakaret etmediğim için bana da dönüp hakaret eden, küfreden pek olmuyor ama işte biz şöyle bir milletiz, böyle bir milletiz. Böyle söylememen lazım falan gibi. Ufak tefek tepkiler oluyor. Biz de aynı milletiz sonuçta. Hepimiz kardeşiz. Amacım bizim işte ülkemizin, milletimizin çok kötü olduğunu, bunların çok daha iyi olduğunu anlatmak değil tabi. Amaç bir farkındalık yaratmak. İnsanlar bir şeylerin farkına varsın. Diğer insanlar nasıl yaşıyorsa onlar gibi yaşayalım biz de. Bazı konularda kandırılıyoruz. Kendi tanıdıklarımız, akrabalarımız, yöneticilerimiz tarafından. Uyanalım istiyoruz. Benim gibi böyle videolar paylaşan başka insanlar da var. Herkesin amacı sanırım aynı. Yani hiçbir parti, hiçbir devlet falan bu insanlara para verip maaşlı çalıştırmıyor. Bizim reklamımızı yap diye. Bakın ördekler yüzüyor burada. Öyle dediğim gibi. Ama maalesef arkadaşlar şu var. Yani toplumlar gerçekten kendilerine benzeyen, en çok benzeyen liderler tarafından yönetilir diye bir şey var. Biz aslında bunu hak etmiyoruz. İşte yeni bir Atatürk gelecek de bizi kurtaracak diyenlere diyorum işte. O zamanki dedelerimiz, atalarımız hak ediyormuş ki öyle bir kurtuluşu, öyle bir lider gelmiş. İnanın şimdi bazı şeylere bakınca şimdiki toplum hak etmiyor gibi düşünüyorum. Umarım yanılıyorumdur. Bu ara tren gürültüsünden biraz duraksadım. Şimdi ben biraz bu insanlardan bahsedeyim size. İyiler mi, kötüler mi? Almanlardan gördüğüm şeyleri, kısa süre içinde şahit olduğum şeylerden bahsedeyim. Türkiye'de yaşadıklarımdan falan işte kendi insanımızdan bahsetmeye gerek yok. Zaten siz de yaşıyorsunuz aynı şeyi. Ben çoğu zaman söylüyorum, tepki de alabiliyorum ama işte birçok insanın gözü diğerinin İşinde, parasında, arabasında, hatta içtiği sigaranın markası bile çok önemli olabiliyor. Kullandığı telefonu, efendim, eşi, kızı, oğlu, işte okudukları okullar, eğitim, benim çocuğum şunu kazandı, onunki kazanmadı falan. Yani anlatmaya gerek yok, çok şey var. Ticaret rahat yapılamıyor. Herkes diğerini kandırmak, kazık atmak peşinde. Burada arkadaşlara bahsetmiştim. Telefonunu koyuyorsun internete. Ta Almanya'nın öteki ucundan bir müşteri çıktığında ona postayla gönderebiliyorsun rahat rahat. İçin rahat, hiç çekinmiyorsun, tedirgin olmuyorsun. Hesap numaranı veriyorsun, o da sana paranı gönderiyor. Bu rahatlıkla birçok iş yapabiliyorsunuz. Ufak tefek de olsa, büyük de olsa. Yani hiçbir işi olmayan insan
Ben yaptım. Dil bilmediğim süreçte, yeni geldiğimde yaptım. İngilizce kelimelerle veya işte internette çeviri yaparak, anlaşabildiğim kadarıyla. Zaten yabancı olduğumu anlıyorlardı. Taşınma gerektiren ürünleri gerçekten soruyorlardı. Nasıl alacaksın? Araba falan var mı? Yok deyince kendileri getiriyordu bana. Bahsetmiştim arkadaşlara. Neyse, yani bu var. Orada dedik, gerçekten çok zor. İyilik yaptığınız insanlar bile paranızı yemeye çalışıyor. Ticaret yaparken çok dikkatli olmalısınız. İşte iş yerinizi çok iyi korumalısınız. Güvenlik kameraları, işte ne derler, kepenklerle falan, işte çelik kapılarla, kasalarla falan. Yani bu bile ekstra bir maliyettir. Güven sorunu olduğu için istediğiniz malı alıp istediğinizi satamıyorsunuz. Müşteri oluyor ama satan mı diye korkuyorsun. Acaba paramı yer mi, verir mi? Neyse, o tarafı dediğim gibi çok fazla uzatmayayım. Çünkü hepiniz biliyorsunuz zaten, orada yaşıyorsunuz. Ben buradan bahsedeyim. İşte ırkçı, Nazi tohumu, bilmem efendim domuz eti yemiş, işte gavur falan, böyle lafları biliyorsunuz. En önemli, ne diyelim, önemli değiller aslında ama işte büyük mevkilerdeki insanlar dahil birçok insan söylüyor. Beni en çok üzen burada Almanya'da yaşayan Türklerin Alman sitelerinde, işte mesela haber sitesinde, şurada burada yaptıkları yorumlar. Bu insanların içinde yaşıyorsunuz. Evet, dillerini öğrenmişsiniz bazılarınız. Onun altına girip işte küfürler, domuza benziyorsunuz falan, ne bileyim, çok kötü şeyler. Yani buna üzülüyorum gerçekten. Ben şimdi size buradaki bir eskiden komşumdu, komşum diyeyim. Onun anlattığı bir şeyden başlayarak benim de yaşadığım bazı şeylerden kısa kısa anlatmak istiyorum, çok fazla uzatmamak için. Şimdi bu adam Afganistan'dan kaçmış. Biliyorsunuz oradaki durumu. Yaşanmaz hale gelmiş. Çocukları var ailesiyle. 5 kişilerdi herhalde. 5 ya da 6 kişi toplam. Bunlar İran'dan kaçmışlar falan. İşte sınırda yürümüşler, ata binmişler, çok çile çekmişler. Arkalarından ateş edilmiş bunlara. Neyse, Türkiye tarafına geçtiklerinde yorgun bitap düşmüşler. Demişler ki işte bir yerde kahvaltı edelim, acıktık, çocuklar aç falan. Gitmişler bir yere. Yani neresi olduğunu da doğru düzgün bilmiyorum. Nereden geçtilerse. Gidip işte bir yere gitmişler. Ekmek, domates, yumurta, kişi başı birer tane ve çay. Bununla kahvaltı etmişler. Sonra bizim vatandaşlarımız bu insanlardan 250 lira istemiş. Bu da biraz itiraz edince dövmüşler, vermek zorunda kalmış. Şimdi bundan hepimiz utanmalıyız tabii. Birçok şeyler de siz de duyuyorsunuz, oradaki mültecilere, Suriyelilere falan yapılanları. Buradaysa adam daha işte bottan geçip de Yunan adasına adım attığı gibi yardımla karşılaşıyor, iyilikle karşılaşıyor. Yolda inanın ki işte Yunanistan, Makedonya, hani o zaman geldikleri Balkan rotası vardı biliyorsunuz, o ülkeleri. İnsanlar, Almanlar sadece değil, Almanya'dan, İngiltere'den, Avusturya'dan, değişik ülkelerden gençler, kimi Facebook'ta, yani birbirlerini de tanımıyorlar, bir etkinlik gibi düzenleyip çıkmışlar birinin arabasına, işte internetten anlaşıp birinin arabasına su, meyve suyu, işte sandviç falan, yolda gelen insanlar aç olabilirler diye buradan oraya koşturuyorlar ki, yani işte ne kadar kilometredir, saatlerce yoldur. Giden gönüllü insanlar vardı her ülkeden. Burada geçen yıla kadar da şahit oluyorduk. Facebook'ta falan bize de denk geliyordu. İşte Yunanistan'a gidelim. Efendim Sırbistan'da öyle bir durdurdular ya, Türkiye'nin anlaşmasından sonra. Orada kalanlara yardıma gittiler. Giyecek götürenler. Oralarda yemek, oralarda çorba pişirenler vardı. Efendim buraya gelince gelen mültecilere, yani evlerine davet etmek için sıraya giren aileler vardı. Bilmiyorum Türkiye'de kaç aile böyle bir şey yaptı. Bir Suriyeli aileyi alıp evinden misafir etti. Adamlar kiliselerinde
iftar düzenlediler. İşte gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Kesinlikle içinde haram şey yok. Domuz falan. Ona o hassasiyeti göstererek. Herkes evinden ilk dönemde giyecekler, kullanmadığı şeyler. Zaten anlattım hep, zaten hediyeleşme çok var burada. Bu insanlara yardımlar getirdiler. Herkes elinden geldikçe. Kimi gönüllü olarak Almanca öğretmeye çalıştı. Kamplara gidip birkaç arkadaş ders vermeye başladılar oradakilere. İnanın anlatmakla bitmez yapılanlar. Mesela ben ilk zamanlar dedim ya, eBay'den bir şeyler alıp satıyordum internetten. Bugün araba fiyatları dikkatimi çekti. Hani burada ucuz falan biliyordum ama çok da beklediğimden daha ucuz gibi. Neyse bir araba buldum. 99 model Passat. 600 Euro'ydu. Almak istedim. Yazdım. Sonra buradan bir köy ismi ya da küçük bir şehir diyelim ya da kasaba. Öyle bir yerdeymiş. Gidip almam lazım. Ama acaba noter, ruhsat falan Türkiye'deki gibi tescil işlemiş, şuyu buyu. Hani nasıl oluyor da arabayı nasıl alabiliyorsun? Onu öğrenmem lazımdı. Kimse de yok soracak. Ondan birkaç ay önce Facebook'ta işte şeyler var. Böyle dil paylaşma. İşte ben Almanca biliyorum, İngilizce öğrenmek istiyorum diye. Arkadaşlık gibi bir site var. Oradan bir bayan vardı. Türkiye'de okumaya gidecek. Biraz bana birisi Türkçe öğretsin, ben de Almanca öğreteyim diye bir ilan vermişti. Ona bir kere yazmıştım sadece. Yani ne görmüşüm ne tanıyorum, konuştuğum da yok. Bir mesaj atmışım sadece birkaç ay önce. O da o zaman işte bu ilanım eskiydi. Ben zaten şu anda Erzurum'dayım falan yazmıştı. Tamam işte. Bütün irtibatımız bu kadar. Baktım mesajların içinde o var. Ona sorayım dedim. Dedim ki böyle bir şey var. İşte bir araba buldum. Almak istiyorum. Ne yapılabileceği hakkında hiçbir fikrim yok. Bana cevap yazdı. Ya ben de bu işlerden anlamıyorum ama bir arkadaşım var. İsmi Konstantin. Sana yardımcı olacaktır diye. Ona yönlendirdi. Onunla yazıştık. O yarım yamalak Almancamla. Dedi ki işte burada öyle çok fazla resmi işleme gerek yok. Herhangi bir eşya gibi alabiliyorsun. Gidip parasını verirsin. O zaten bir sözleşme hazırlayacaktır büyük ihtimalle. İmzalarsın. Alır gelirsin. Sonra birkaç gün sonra gider burada kaydını adına yaptırırsın. Yani sadece değiştirirsin. Çünkü o iki çeşit ruhsat falan gibi bir şeyler var. O ikisini söyledi. Onlar kimdeyse araba onundur zaten. O sendeyken gidersin. İşte bu araba artık benim adıma yapıyorum diye. Çok zor değil dedi. Teşekkür ettim. Sonra nasıl giderim dedim şu yere. Köy mü kasaba mı neyse. Oraya nasıl giderim dedim. Trenle mi hani otobüsle mi nasıl ulaşılıyor diye. Ya dedi ki benim arabam var. Hiç uğraşma otobüsle falan. Gel beraber gidelim dedi. Çok şaşırdım. Niye yapıyorsun ki bunu bana? Neyse haberleştik. Bir de buluşalım dedik. Bir de gittim adresine. Beraber atladık arabaya. Götürdü beni. Orada hem de işe yaradı. Tercümanlık yapmış gibi oldu. Dediği gibi oldu. İmzayı attık. Parasını verdik. Arabayı aldım. Arkama takıl gel dedi. Onu takip ederek geri döndük şehrimize. Şehrin girişinde de ışıklarda bana işaret etti döneceğini. El sallayıp ayrıldık. O yoluna gitti. Ben eve doğru döndüm. Yani böyle bir şey o zamanlar için hayal bile edemiyordum. Niye bir insan yapar ki? Vaktini harcadı, benzin harcadı. Bir kazancı yok. Tanıdığı biri de değilim. Arkadaşı da değilim. Hatta o arkadaşının arkadaşı bile değilim. Bunun gibi birçok şey var. Gördüğüm çok yardım oldu. Yardım derken yani mesela biriyle tanıştım. Bana buranın kütüphanesine götürdü beni. Doktor ihtiyacım oldu. Doktora benimle geldi. Şehirdeki her şeyi neredeyse bana öğretti.
Dediğim gibi işte kütüphane şurada. Bir oraya gittik. Burası işte üniversite, burası şu, burası bu. Dil öğrenebileceğim yerler falan. Birçok yardımı oldu. Hiçbir menfaati yok. Hatta yemeğe falan kafeye oraya buraya gittiğimizde de hiçbir zaman para ödetmedi. Hani Alman usulü derler ya, herkes kendisi ödeyecek diye. O da yalanmış. Hiçbir yerde ödetmedi bana. Mesela bunlarda boş zaman grupları var. Yani Türkçe'ye çevirirsek öyle olur. Boş vaktini değerlendirme amaçlı. Oralarda mesela birçoğuna üye oldum, o tür grupların. Bir şey paylaşıyorlar işte, cumartesi şurada piknik yapacağız. Kim gelir? Yani kimse birbirini tanımıyor. İnternet üzerinden. Geliyorum diyorsun, çıkıp gidiyorsun. Ya da bir akşam bir restoranı söylüyorlar. Şurada yemek yiyip sohbet edeceğiz. Çıkıp gidiyorsun. Daha önce de söylemiştim. Herhangi bir kafede, bir yerde, bir masada oturup da sohbet eden insanlara sadece selam verip yanlarında oturup dahil olabiliyorsun. Arkadaşlık kurabiliyorsun. Yani dilimizi bilmiyorsun, yabancısın. Çek git falan demiyorlar. İnanın işaretle bile anlaşsanız yine yardımcı olmaya çalışıyor insanlar, dil bilmeseniz bile. Şöyle manzaralı yürüyelim. Gerçekten anlatacak aslında çok şeyim var ama çok da videolar uzayınca izlenmiyormuş. Kısa keselim ki insanlar izlesin madem öyle. Şöyle buradan güzel havada bir yürüyüş yaptık beraber, biraz dertleştik. Böyle söyleyelim. Ya ama buradaki insanlar, işte onu da söyleyip bitireyim. Yani buradaki Türkleri de anlamıyorum. Bir türlü anlayamıyorum. Birçoğu yani. Yani genelleme yapayım da yine. Birçoğunun hiçbir yeteneği, tahsili, becerisi, hiçbir şey yokken işte mesela dönercilik yapmış adam. Ne de döneri bile hazır almış. Bir ustalık gerekmiyor. Kesmeye bile, bıçak tutmaya da bile gerek yok. Makinayla kesiyor. Onu ekmeğin içine koyup satıyor. Yani bu şekilde çok büyük paralar kazanmış. Türkiye'de insanlar senelerini eğitime harcayıp işte riske girip çok zorluklar çekip de para kazanamazken bu şekilde, yani çok ciddi, yani Türkiye'ye göre çok çok ciddi rakamlar, milyonlar falan filan diyeceğim, böyle paralar kazanmışlar. Halen işte dün bir arkadaş dedi ki, Türkiye, ben buralıyım, burada doğdum ama Türkiye'den gelen yapamaz. Niye abicim? Ne özelliğin var? Ne kadar çok zekisin? Onlar aptal mı? Değil. Tahsili yokmuş. Hiçbir şey yokmuş. Bir yerde tamirci falanmış. Kardeşim sen bu kadar yapabiliyorsun da orada o kadar okumuş, zeki, akıllı insanlar var. Pırlanta gibi insanlar var. Onlar neden yapamazsın? Onun gibi biriyle karşılaşmıştım mesela bir seferinde. O da küfür ediyordu adamlara. Yerli halka. Niye dedim ya, işte çok iyi insanlar dedim. Hep yardımsever, şöyle böyle. Yok dedi, sen yeni gelmişsin, bilmiyorsun. İlk geldiğin için biraz işte iyilik yardım görmüşsündür. O yüzden öyle söylüyorsun. Bir 2-3 sene olsun sonra görürsün dedi. Abicim dedim, ne göreceğimi şimdiden söyle, hazırlıklı olayım. Yani size mesela eskiden ne yaptılar? Ya da bana da 2-3 sene sonra ne yapacaklar? Onu öğreneyim yani, bana söyle. Bu arada yeşilli geçerken kırmızı oldu son anda. Hiçbir şey söyleyemedi. Ne kadar ısrar ettiysem söyleyemedi. Oradan biri dedi ki, işte bir örnek vereceğim. Bir iPhone aldım. Birisi iPhone getirdi. İşte 100 euroya satıyorum. Çok acil paraya ihtiyacım var dedi. Ben aldım ama sahte çıktı dedi. Yani burada hata senin dedim. Ben olsam o telefonu 100 euroya almam. Ya bozuktur, sahtedir, çalıntıdır. Ya da bu adam gerçekten öyle mağdursa yine 100 euroya almak çok ayıp. Biliyorsunuz fiyatları, 500-600'lük bir şey en azından. Yani burada adamı suçluyor. Sonradan da söyledi ki zaten Alman değildi dedi, Polonyalıydı falan ya da Bulgar mı bilmiyorum, öyle bir şey söyledi. Yani dediğim gibi hiçbir şey bulamadılar. Ama insanları sevmiyorlar. Ben işte bayağı tartıştım. İşte sana git kapılarını çal, bir bardak su vermezler dedi. Dedim ki abi, nasıl su istersin bunlardan Almanca? Bilmiyor. 30 yıldır burada. Belki 30 trilyon para kazanmış. Ama su istemeyi daha bilmiyor. Hiç selam vermemiş hiçbirine. Ancak küfretmiş sürekli. Domuz yiyorlar. Efendim domuz gibiler falan.
Su istemeyi bilmiyorsan nasıl anlasın adam su istediğini dedim yani. Bu kadar da olmaz. Ben kapılarını çok çaldım, misafirleri oldum. Onlarla arkadaş oldum. Değil bir bardak su, bütün her şeylerini veren var. Biliyorsunuz anlattık ev eşyalarının hepsini. Taşınırken taşınmıyorlar yani daha doğrusu. Şehir değiştirecekken çekiyor bütün evdeki her şeyi, diyor ki Haus auflösen. Bütün evi veriyor. Kime ne lazım gelin götürün. Arabasını hediye eden var. Efendim hobi bahçeleri hediyelikte. Birçok şey. A'dan Z'ye. Yani parası falan önemli değil. Yani ekmek koyan var. Ekmek fazla aldık. Bayatlamasın yarına kadar. Bir komşu momşu gelip alsın diye koyan var. Alan da fakir değil. Ziyan olmasın diye. Demiştik ya, şişeleri bile ziyan etmiyorlar. Öyle bir millet. Ama adam haberi yok. Kendi akrabaların arasında yaşıyor. Adamlarla hiç tanışmamış bile. Daha su istemeyi bile öğrenememiş. Ama küfür edip duruyor. Sorduğun zaman hiçbir açıklama da yapamıyor. Maalesef öyle. Bunun gibi örnekler de zaten çok fazla ama uzatmayalım demiştik. Uzattık valla. Kendinize iyi bakın. İşte böyle dere kenarından şehir merkezine gelmiş olduk. Yeni videolarda görüşmek üzere. Paylaşırsanız sevinirim. Diğer ortamlarda daha fazla insana ulaşmak isteriz tabii ki. Elinize sağlık diyorum paylaşanlara. Teşekkürler. Yeniden görüşmek üzere.